HDP'de terör çatlağı yaşanıyor. Leyla Zana geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın terörle mücadele için muhalefet partilerini bir araya getirmesi çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıyı HDP sahiplenmedi. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, bizim çağrımız değildir yanıtını verdi. Sayın Cumhurbaşkanı bir an önce ana muhalefet partilerinin tümünü toplamalı. Bu sözler HDP'yi böldü. Partimiz adına resmi kurumsal bir çağrı değil. Leyla Zana daha önce Kürt sorununu çözerse Erdoğan çözer diyerek başlatılan çözüm sürecine büyük destek vermişti. Zana çözümün adresi olarak yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösterdi. Acılıyız, öfkeliyiz, yaslıyız ve gerçekten isyandayız. Ama Yunus Emre'nin bir sözü var. Diyor, öfke baldan tatlıdır ama meyvesi çok acıdır. Öfke öfkeyi doğuracaktır. Herkesin bir an önce bu yaz havasını dayanışma duygusuna dönüştürmeli. Zana'nın Cumhurbaşkanı muhalefet partilerini bir araya getirsin teklifine HDP daha baştan hayır dedi. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, Zana'nın sözlerinin kendisini bağlayacağı mesajını verdi. Kişisel olarak içi yanıyor, o da haklı bir kadın, bir anne olarak bir an önce ölümler dursun diye feryat figan elinden geleni yapıyor. Yoksa partimizin aldığı bir karar veya resmi bir çağrı değil. Kulislerde Leyla Zana'nın çağrısının HDP içinde görüş ayrılığına yol açtığı ve iki farklı görüşün dillendirildiği ifade ediliyor. Partinin önemli bir bölümünün Demirtaş'la aynı cephede yer alarak Zana'yı eleştirdiği, bazı isimlerin ise Zana'ya destek verdiği ve Cumhurbaşkanı'nın rol üstlenmesinin toplumsal gerilimi yumuşatacağı görüşünü savunduğu konuşuluyor.